Günaydın. Ne zaman geldin nöbetten? Sabaha karşı. Gelmedin yatağa, dinlenseydin biraz. Koltukta kestirdim biraz. Hep böyle mi kalacağız? Daha ne kadar sürecek bu halin? Bu ne? Bu şey. Sınav formu değil mi? Evet. Bugün vermek gerekiyor. Ver tabii. Zamanında yetiştir evrakını. Geciktirirsin falan. Neme lazım, değil mi? Yurt dışı sınava. Tek başına mı gidecek bir sene? Öyle görünüyor şimdilik. Bir kere daha inatlaşmışlardı böyle ama çok eski tabii. 2 sene önce falan. Zeynep hiç bahsetmemişti gitmek istediğinden. Nereden çıktı ki bu durup dururken? Ben de bunu merak ediyorum. Murat'la araları da bu yüzden bozuk herhalde değil. Yani. Çok gücüne gitti Murat. Haksız mı usta? Değil gibi ama. Kendi meseleleri sonuçta. İnşallah hallederler. Gerekirse bir de ben konuşurum. Amirim, Nursel Hanım bir şahısla ilgili şikayette bulunacaktı ama durum biraz karışık galiba. Evet, yardımcı olun ne olur. Çok kötü şeyler olacak. Bir şeyler yapın. Bir saniye hanımefendi, sakin olun. Engin, ilgilenir misin? Tabii. Buyurun içeri geçelim. Anlatın ne olduğunu. Ben de geleceğim birazdan. Tabii amirim. Siz de devreye gidin, aksatmayın işler abi. Tamam Rıza baba. Rıza baba, ben de çıkayım mı yoksa kalırım istersen? Çoban, hiç halim yok. Sen ilgilenir misin şununla? Tabii Rıza baba. Yürü lan Lale. Bir de soruyorsun hala ya. Ne dedim şimdi ben abi ya? Boş konuşma hadi yürü. Ne zaman adam olacaksın lan sen? Yürü. Of. Boşmaz Lale. Sınav formunu da baya baya teslim ediyor yani. Ediyor herhalde. Öyle söyledi. İyi de neden kardeşim? Rahat mı batmış buna ya? Bilmiyorum ki abi. Konuşmadınız mı oğlum? Sormadın mı hiç? Neyini soracağım abi? Sorsam ne fark edecek? Beni çiğneyip gitmeyi sindiriyorsa içine. Oğlum abartma ben ya. Ya tamam. Kızarsın, bağırırsın, çağırırsın. Ama kestirip atma. Zeynep oğlum bu. Karın lan. Nereye gidiyormuş? Dur bakalım. 45-40. Merkez 45-40. 45-40 dinlemede. Bostancı Seyfioğlu sokak 14 numarada bir bayan cesedi. Tekrar ediyorum. Seyfioğlu sokak 14 numara. Hemen intikal ediyoruz merkez tamam. Hemen çıkıyor musun? Kahve yapmıştım. Biraz hava alacağım dışarıda. Oradan da devriye. Hava alma işini ertelesem konuşsak biraz. Olur. Ne konuşacağız? Uzak durma böyle ne olur. Ev, iş, hayat. Hiçbir şeye benzemiyor böyle sensiz. Gittiğinde daha da beter olacak. Başka bir şehirde başka bir evin olacak. Sonra yepyeni bir hayat. Sen olmayacak mısın? Baştan söyledim sana. Başka şeyler de söylemiştin. Ne gibi? Beni hiç yalnız bırakmayacaktın. Ne olursa olsun yanımda olacaktın. Her türlü kararımı destekleyecektin. Bir sürü kocaman laf ettin. Ne oldu şimdi? Abuk subuk bir sınava gireceğim diye döndün hemen. Zorlamasam konuşacağım bile yok. Bu kadar kolay mı? Hayır değil. Bir hafta önce çocuk yapma hayalleri kurduğumuz karım ülke değiştirmek istiyor. İnan bana bu hiç kolay değil. İnan. Murat. Neredeydin dün gece? Devriyedeydim. Ondan sonra? Neden gelmedin eve? Mesut abinin eve yakındım. Orada kaldım. Eskiden işten sonra koşa koşa gelirdin evimize. Evimize değil. Sana gelirdim koşa koşa. Ağır oluyor böyle Murat. Çok kırıcı oluyorsun. Kırılan bir tek sen değilsin. Zeynep, sen çıkma kal. Konuşalım. Sadece Murat'a değil. Bize de biraz ayıp ettin Zeynep. Bu birimden, ekipten memnun olduğunu sanıyorum. Memnunum tabii ki Rıza baba. Ben sadece hayatımızla ilgili bir fırsat yakalarız belki diye düşünmüştüm. Sizle de konuşacaktım ama sınav sonucu gelmeden ortalığı ayağa kaldırmak istemedim. Kendinle ilgili istediğin kararı alabilirsin tabii. Buna kimse bir şey diyemez. Ama artık evli olduğunuza göre böyle bir konuda iki kişilik düşünüp öyle yaşamanız gerekmiyor. Haklısınız belki ama konuşulmuyor ki Murat'la. Belki acele ettim, hata ettim ama o sanki kendisinden gizli bir iş çevirmişim gibi davranıyor bana. Haksızlık ediyor. Ortada bir sürü haksızlık var Zeynep. Hepsi de Murat'a ait değil. O yüzden biraz da şapkayı önüne koyup düşün istersen ha. Sen
Eşinin senden habersiz böyle bir şey yapmasını kaldırabilir miydi? Ya. Yani.